Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Çok dikkat etmeye çalışıyorum çünkü zar zor dengede. Az önce video çekerken düştü. Yeniden başladım. Başlangıçta düştü. Umarım yine düşmez. Desteklemeye çalışacak bir şey de yok yani şu an görebildiğim. Masayı oynatmamaya çalışıyorum. Bugün evet, evet, böyle ilk üçümde bile olabilir. Şu an bir düşünmeye çalıştım ama emin olamadım. En sevdiğim ilk üç filmlerden bile olabilecek. Disney Pixar Coco filminden Hector karakterinin Funko Pop'unu tanıtacağım. Gerçekten bayıldığım bir seri. Bugün tekrardan izledim ve yani çok duygulandım. Çok hoşuma gidiyor. Bizim de çok güzel geleneklerimiz falan var. De La Muertos diye bir tane gelenekleri var arkadaşlar bunların. Spoiler çok vermeyeceğim. Sadece anlatacağım. Bu gelenekte her yıl Kasım ayında tam olarak kaç Kasım ayında 3 ya da 4 o civarlara yakın bir şey olması lazım. Kasım ayının ilk haftasında bunlar e, ölülerin onları ziyaret ettiğine inanıyor ve özel bir tür çiçekle yollarını süslüyor. İşte kendilerine cadılay bayramdaki gibi e, işte yüz boyaması yapıyorlar ama amaç orada korkutmak değil aslında bir gelenek. Onlar ziyaret ettiği için onlara böyle bir karşılama yapıyorlar. Bu filmde bu adetten e, yola çıkıyor. Meksika'yı da çekiyor ama... İspanya'da falan da var bildiğim kadarıyla ve Amerika'nın Latin bölgelerinde var yani Meksika. Film de Meksika'da geçiyor. Konu olarak gerçekten çok güzel, çok duygulandırıcı, böyle çok güzel bir sonu var. Şarkıları her şey. Ben zaten bayılıyorum Disney içeriklerini Mutlaka izlemenizi önerdiğim bir seri. Funko'ya başladığım zaman koleksiyona. Bu da benim aradığım bir şeydi. Çünkü çok sevdiğim bir seri yani dediğim gibi. Ama maalesef çok nadir. Ve ben koleksiyonu satmaya karar verdikten sonra Bunu bu videoda açıkladığımı bilmiyorum ama Genel olarak arkadaşlar satmaya karar verdim Funko almadım o günden itibaren Bu istisna bu yeni aldığım bir şey önceden olup da size göstermemezlik ettiğim bir Funko değil Yeni aldığım bir şey Neden aldığıma gelecek olursak dediğim gibi gerçekten çok seviyordum normalde Hiç almıyorum karşıma çok güzel şeyler çıktı ama hem fiyatı da uygundu yani gidip bir Funko'ya artık bundan itibaren 300-400 lira veremem. E, fiyatı da çok iyiydi. Ama maalesef tabii ki de yani bu kadar ucuz bir Funko'ya, bu kadar güzel, nadir bir Funko'nun sorunları oluyor. E, gördüğünüz gibi dengede tutma nedenlerimden biri de ayağı yok. Hatta elimi almaya da başlayayım. Ayağı böyle gördüğünüz gibi tutma yerinden yok. E, ayak parçası olsa Japon'a çok güzel yapıştırmamı ama satıcı ayak parçasının olmadığını söyledi. Maalesef yapacak bir şeyim de yok. Ama buna rağmen baya doğal duruyor. Çünkü bu karakterde bir iskelet ölü. Yani anlayabileceğiniz bir şekilde. Bu yüzden çok doğal duruyor. Sanki ayağa çıkmış gibi yani. <laughs> Her neyse. O zaman hemen tanıtmaya başlayayım. Elime alayım. Sorunlarını falan da göstereceğim tabii. Gözünde çok ufak bir silinlikçilik var gördüğünüz gibi. İşte dışındaki siyahlık belli oluyor. Saçlarında üretim hatası var. Bunlar hasar değil yapışkan kalmış gibi. Böyle. Funko'ların kafası çok büyük olduğu için çok büyük olmuş. Çenesi de böyle iskelet olduğu için yapılı bir çenesi vardı. Baya büyük duruyor kafası. Bir de şapka da var zaten. Normalde dişinde altın bir diş var ama Funko'lar da nedense buna ne deniyordu bilmiyorum ama morumsu bir altın olmuş böyle. Yaldızlı bir renk olmuş. Normalde altın sarısı Funko'da ama herkesin yani ben dedim çakma mı? Herkesin böyleymiş. Böyle belini Tutmuş elinde, elinde bir tane bandaj var. Tabii ki de iskelet yani gördüğünüz gibi. Böyle bir tane flore, fl flor ne? Fuları var. Kırmızı renkte. Yüzünde boyalar var. Böyle çenesinde ve alnının ortasında yeşilli. Göz çevresinde mor ve turunculu. Gerçekten çok güzel yansıtmışlar elmacık kemikleri. İskeleti de böyle. Pantolona gelelim şimdi. Böyle ip var yani ip gibi kemer tarzı diyebileceğimiz bir şey. Yine kahverengi ondan daha açık bir ağaç kahverengisinde. Ee, şapkasına daha yakın bir ton ama şapkası biraz daha açık. Sizde aynı gibi duruyor ama biraz daha açık arkadaşlar şapkasının tonu. Bir tane pantolonumuz, şortumuz var. Ama pantolonu sanırım. Böyle kırılma şeyinde görüyorsunuz. Böyle desenler var pantolonunda. Ee, burnu da tabii ki de böyle. Bir tane siyahlık yapmışlar. Kalbe benziyor tersten. Evet şimdi tepesini tanıtmaya başlayalım. Sonrasında da arkasını tanıtacağım. Böyle bir şapkasında eskime detayı yapmışlar. Bunlar bu arada hasar falan değil. Ee, bunlar normalde şapkasında eski olduğunun detayları yani. Normal karakterde de var. Tepesinde bir şey falan mı derseniz gerçekten öyle duruyor ama öyle değil. Hasır bir şapka ve gerçekten detayları falan çok iyi. Önden de baktığımda zaten bayağı bir ip fazlalığı falan gözüküyor ve çok ama çok hoş. Burada bir boşluk var. Şurasını göstereyim size. Ben bu figürü yere düşürdüm yanlışlıkla ve burası hasar aldı. Çok üzüldüm. Ayakta duramadığı için ayağı yok yani. Böyle bir hasarı olabiliyor. E Baya dikkat etmek lazım. Arkası da böyle. Burada daha fazla yapışkan lekesi var. Belki temizlemeyi deneyebilirim. Arkasında çok güzel bir tane çantası var. İşte cep çantası gibi belini asmış. Kıyafetin eskitme detayı olarak bir parçası kopuk zaten. Mor renkli bir tane gömleği var. Bazı yerleri kopuk. Böyle. Kodu kafa kısmında. Sene yazıyor mu? Sene yazmıyor. Vietnam'da üretilmiş. Benim çoğunlukla Çin'den oluyor ama Vietnam ve Çin olarak iki farklı üretim yeri var arkadaşlar. Böyle eskitme detayı da. Şimdi tekrardan figürü bir elime alıyorum önden. Evet. Figür böyleydi. Yani çok tanıtacak bir şey yok. Ama her açıdan tanıtmaya çalıştım. Ee, i̇çindeki boşluk iskelet olduğu için. Kemiklerinin detayı, rengi. Böyle gördüğünüz gibi çenesindeki her şey. Baya güzel yapılmış. Yeni bir seri olduğu için Funko'ları da çok güzel. Eski Funko'lar biraz daha kalitesiz oluyor. 2017 serisi, 2017-2018 gibi de Funko'ları çıkmış diye biliyorum. Gerçekten muazzam. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Her açıdan detaylıca incelemeye çalıştım. Benim asla satılmayacak Funko'ların içine girdik çünkü gerçekten bayılıyorum. Ayağı olsa mükemmel olurdu yani. Hiçbir şey diyemiyorum. Harika olurdu. Ama maalesef satıcı da kaybetmiş. Öyle mi almış bilmiyorum. O da mı ikinci el almış. Neyse bir şey diyemem. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.